Arkadaşlar merhabalar hepinize. Bugünkü konu başlığımız analog sayısal dönüşüm ve bu dönüşümün de mikro denetleyici içerisindeki çalışma mantığı ile ilgili olacak. Tabi direkt yani 8051 her ne kadar desek de artık bir kere öncelikle o noktanın altını çizelim. Artık bu birimler adı 841'de olan birimler. Yani daha önceki birimler hem 8051'de örneğin zamanlayıcılar hatta seri portlar hem adı 841'de vardı. Şimdi artık analog sayısal dönüşüm birimi, e, dijital analog dönüşüm birimi ya da sayısal analog dönüşüm birimi 8051'de olan birimler. Bu hafta üzerine duracağımız bu iki tane birimin öncelikle 8051 mantı açısından ADUK 841'de olduğunu yani temel 8051'de olmadığını bu anlamda hatırlatalım. Onun dışında tabii bunu biz her ne kadar mikro denetleyici içerisinde bir birim olarak görecek olsak da bu derste. Öncesinde bu birimin mantığıyla ilgili, bu birimin çalışma mantığıyla ilgili veya bu önce bu birimden de önce bu kavramın ne olduğu ile ilgili birkaç tabi cümle söylememizde yarar var. Tabi aslında şöyle söyleyelim birkaç cümle yetmez. Normalde bununla ilgili ciddi bir aslında bir background'a ihtiyaç var. Mesela örneğin burada çözünürlük diyeceğiz. Şimdi çözünürlüğü açıklayabilmek için bazı kavramlara ihtiyaç var. Mesela örnekleme gibi, kuantalama gibi bunların bilinmesi lazım. Bunların tabi yeri bizim dersimiz değil. Onlara zaman ayırırsak çünkü ana konumuzu anlatamayız. Bunların daha önceden anlatılmış olması gerekir veya bilinmesi gerekir. Ya da örneğin bunların e, biraz sonra bazı birimleri göreceğiz. Bu birimlerin içerisindeki yapılar aslında dikkat ederseniz aslında elektronik yapılar. Yani tamam biz bu dersi sayısal bir yapıyı bilsek yeterli gözüyle bakıyoruz, kod yazıyoruz. Ama arka planda aslında bir elektronik düzen var, bir sistem var. Dolayısıyla bunu da tanımak gerekiyor. Bunu tanımak için de örneğin çok temel yapılar, mesela komparatör e, ya da karşılaştırıcı olarak Türkçeleştireceğimiz yapıyı bilmemiz gerekiyor. Mesela o çalışmasını anlamamız, bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları da tabii hatırlatayım size. Belli oranda tabii ben değinmeye çalışacağım zaman ölçüsünde ama e, ciddi de aslında bunun bir background var. Ha tabii biz şimdi çok ileri boyutlu bir analog sayısal dönüşüm mantığını, birimini çok detaylı şekilde yapı olarak görmeyeceğiz bu derste. Yani bunu daha çok kullanılış mantığıyla ilgileneceğiz ama bunu bilebilmek için, bunu anlayabilmek için, yani daha doğrusu bunu ezberlememek için nasıl çalışacağını, nasıl kullanılacağını mantığını anlamamız gerekir. Mantığını anlayabilmek için de bir miktar işin temeline inmek gerekiyor. Evet, şimdi bu bilgiler ışığında önce bir bu notlardan gidelim. Sonra ben kendi notlarıma birkaç hususu veririm. Bu birimler 1851 temelinde olmadığını ADUK 841 için artık var olan birimler olduğunu tekrar hatırlatıyorum size. ADC her ne kadar ilk olarak diyeceğiz yani analog sayısal birimi vereceğiz ama bazı şeyler ortak yani gerek işin mantığı açısından ortak gerek de bazı birimlerin çalışmasında her ne kadar yani birbirine zıt iki işlem gibi düşünülse de aslında Sonuçta analog dünya ile sayısal dünya arasında bir ilişki kuruyoruz. Yani birinden analog daha sayısalı diğerinde de sayısaldan analoga bir işlem e, süreci söz konusu. Yön farklı olsa da mantık bu anlamda birbirine benzeyebiliyor. Tabi PWM var yine bu derste göreceğimiz ama henüz değil. Bu da yine e, bir diğer önemli başlığımız. Seri portu bu dönem yani bu eğitim öğretim yarı döneminde e, görmeyeceğiz. Şu anki planlamamız o şekilde. Çünkü çok aksi takdirde hızlandırmak gerekir. O yüzden seri portu programımızdan çıkartıyoruz. Tabi şöyle seri portla ilgili bizim daha önceki yıllarda anlattığımız dersler var. Onları inceleyebilirsiniz. Son derece önemli bir konu başlığıdır. Kesinlikle bu bizim onu çıkartmamız bir önemiyle ilgili bir husus değil. Tamamen planlamayı yaparken her ne kadar her konu önemli olsa da bir konuyu yarım anlatmak o konunun bu kez neredeyse anlatılmaması ile eşdeğer. O yüzden doğru dürüst anlatabilmek için, zaman ayırabilmek için de belli bir konunun üzerine eğilmek gerekiyor. O yüzden hepsine birden yetmeyeceği için seri porttan bu anlamda feragat ettik. Ama dediğim gibi sizin bunu kendiniz rahatlıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Gerek bizim e, kapsamımız açısından gerek de ihtiyaç duyduğunuzda ileride yine önemini zaten göreceksiniz. Evet e, isterseniz buraya girmeden şimdi 9.1 başlığına yani bir temel çok temel bir giriş yapmış olduk. Bu 9.1 başlığına girmeden ben birkaç hususu söyleyeyim. Bunlar daha önceki belki dönemlerde de bazılarını anlattığım hususlar ama biraz daha farklılaştırarak yine anlatacağım noktalar olacak. E, 12. dersimiz bu ilk parçası. E, analog, tabi analog kelimesine bir Türkçe karşılık. Ee, bulamıyoruz. Bunu analog olarak kullanıyoruz ama diğerine dijital demek yerine sayısal kelimesiyle bunu karşılıyoruz biliyorsunuz. Analog sayısal dönüşüm işlemi ne demek biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi önce ben tabii 8051'den yani genel 8051 diyorum aslında kastettiğim şey adı 841. Bundan bağımsız anlatacağım yani temelini anlatacağım. Sonra da tabii kullandığımız birimin özelliklerini buradaki çalışma mantığını vereceğiz. Bir kere niye böyle bir şeye ihtiyaç var? İsterseniz onunla başlayalım. Yani tamam bu birimin nasıl çalıştığı vesaire bunlara geleceğiz zaten ama bir kere mantıken niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Mesela bunun üzerine birkaç cümle söyleyelim. Örneğin basit bir LM35 e, düşünün. LM35 bir sıcaklık sensörüdür. Bunu şu anda düşünmemizin tamamen sebebi fiziksel bir, fiziksel dünyamızdaki fiziksel bir büyüklüğü ölçebilmesi ve bu ölçüm sonucunda çıkışa, yani burası bunun çıkış ucu, bu çıkış ucuna analog olarak göndermesi. Yani dolayısıyla bizim dış dünyada, gerçek dünyada çokça karşılaştığımız durumlardan bir tanesinin en basit örneklerinden birisi bu. Bir LM35'ten biz analog çıkış alacağız. Yani bu analog çıkış dediğim aslında bir gerilim. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 10 milivolt bölü santigrat derece gibi bir bunun dönüşüm oranı var. Yani bu çok önemli değil. Yani başka bir sensörde kullanabilirsiniz. Şu anda amacımız sensörleri tanıtmak değil. E, spesifik olarak bunun üzerine verdiğim bilgiler değil. İşin mantığı geçerli ama buradaki bilgiler de tabi doğru. Mantıken yani bunları da istiyorsanız farklı sensörleri de tabi ki rahatlıkla uygulayabilirsiniz diye burada gerçekçi noktalardan yine aynı zamanda bahsediyoruz. Tabii biz neyi ölçüyoruz? Bunu başka bir renkle isterseniz çizeyim. Örneğin şöyle göstermeye çalışayım. Bir sıcaklığı ölçüyoruz bu sensör vasıtasıyla. Bize sıcaklığı bu sensör iç yapısı gereği yine yarı iletken bir eleman. Yarı iletkenlerin biliyorsunuz sıcaklığa bağlı aslında davranışları vardır. Bu özelliğinden yararlanılarak bir yarı iletkenin üretilmiş bir sensör bu. İç yapısı aslında bu kadar temel bir yapıda. Dolayısıyla böyle bir sensör. Tabii bunun elektriksel yapısıyla çok işimiz yok ama yani onları da yani burada biraz daha gerçekçi verebilmek için onları da çizelim. Sonuçta bu bir aktif bir eleman. Bunun beslemesi var kendine ait vesaire bunları ayrıca düşünmek mümkün. Ama benim temel olarak burada size vurgulamak istediğim husus bir sıcaklık fiziksel bir büyüklüğü ben ölçmek istiyorum. Bana bu sensörün verdiği şey analog bir gerilim. Yani her bir santigrat derece bir birimlik bir artış verdiğini kabul edelim. Ve bu artışın da 10 milivolt olduğunu söylüyorum ben size. Dolayısıyla benim dış dünyadaki sıcaklığımla bir ne var? İlişki var ölçeceğim gerilim arasında. Yani buradaki V analog diyelim. O analog gerilim benim dış dünyadaki sıcaklığımla ilintili bir şekilde değişecek. Lineer şekilde bana bu sensör bu bilgiyi veriyor. Şimdi ben bu bilgiyi nasıl ölçeceğim? Yani bu analog bilgiyi gerilimi tamam elde ettim. Yani sıcaklığı zaten sonuçta benim için anlamlı bir şey değil. Bir elektriksel işaret değil. Tamam elektriksel işarete dönüştürdüm ama bunu hala nasıl ölçeceğimi bilmiyorum. Değil mi? Analog işaret var elimde. Yani atıyorum sıfırla işte 1 volt, 2 volt herhangi bir değeri burada varsayabilirsiniz. Bir değer arasında biliyorum ben bunun atıyorum. Ee, işte 10 T birim sıcaklık 10 volt 10 birim volta karşılık geliyorsa 20 T birim sıcaklık 20 birim volta karşılık geliyor. Yani burada işte 10 milivolt olarak bunu düşünürseniz buradaki çevirme oranını bilirsiniz, bulursunuz. bunun Yine çalışma rejiminde yine başka büyüklükler tabii var. Bu böyle sonsuza kadar bu karakteristiği vermez size. Mantıken yani bunun 150 yine santigrat derece olduğunu hatırlıyorum. 150 santigrat derece da başka bir renkle yazılsın. Maksimum bu seviyeye kadar ölçüyorsunuz bu sensör vasıtasıyla. Şimdi neyse dolayısıyla bana bu ölçülmesi gereken gerilimden sonra işte bu anlatacağım konuda ki mantık devreye giriyor. Yani ben ne yapıyorum burada? Bir ADC birimiyle bu analog değeri alıp iç dünyaya bu analog işareti alıp Bu kez giriş bu. Yani çıkış giriş tamamen yönle ilgilidir. Önemli olan burada fiziksel olarak analog giriş. Yani bir gerilim arkadaşlar. Analog bir gerilim değeri bu. Ben işte bunu üreterek dış dünyada bunu kullanarak bir sayısal çıkış oluşturmuş oluyorum. Temel olarak ADC biriminin yaptığı iş budur. Yani temel işin çok ABC'sinden başlarsak bunları söyleyebiliriz. Peki burada e, çıkış ne arkadaşlar dikkat ederseniz sayısal bir çıkış değil mi? Dijital bir çıkış. Bu dijital çıkışı ben yazmak istersem sayısal ya da dijital isterseniz Türkçe karakter kullanmamak için şöyle İngilizce şekilde yazalım. Buradaki dijital çıkış benim ADC yani ADUK 841 içindekini konuşursak 12 bit. Bu tabi genel bir kural değil. Aluk 841'in içerisindeki bu 12 bitlik çözünürlüğe sahip olduğu için benim buradaki girişim V'in analog değerimin bir VRF değerim var. Yani bu VRF değerini e, maksimum gerilim gibi de düşünebilirsiniz. Besleme gerilimi yani 5 volt örneğin. Ben 5 volta karşılık atıyorum 1 volt girebilirim, 2 volt girebilirim. 0 girebilirim tabii en başında ve 5 volta kadar girebilirim değil mi? Lineer bir yine burada dönüşüm oranı söz konusu. Dolayısıyla şu an oran bana birden küçük sıfırdan büyük bir şey verecek her zaman ya da sıfırla bir arasında bir şey verecek sıfırla bir de dahil Bunu ben eğer çözünürlük değerimle çarparsam 12 bit budur Tabii 12 ile çarpmıyorum 12 bit e, demek 2 üzeri 12 tane kombinasyon varyasyon demek bununla çarparsanız ki bu değer 4096'dır Bu kadarlık bir aralıkta dijital çıkış elde edersiniz Tabii 4096 değeri veya burada. Desimal bir karşılık olarak düşünülür şu anda ise bu sıfırla 4096 arasındaki bir değeri düşünebilirsiniz. Ya da bunu 12 bit olarak da yazabilirsiniz. Yani bunun binary karşılığında yazmak çok basit tabi burada. Dolayısıyla mantığım bu bakın. Elde edeceğim sayısal çıkışın değeri bu şekilde elde edilmiş olacak. Yine temel olarak ADC'ye dair şu bilgiyi vereyim. Tabi bunlar yine dersimizin çok belki temel konuları içerisinde yok ama. Yani basitçe bilin bir kere karşılaştırıcı denilen bir mantığa ihtiyacım var benim. Yani diğer kısımlar açık konuşmak gerekirse anlattığım için ben onları yine buraya bilgi olarak eklerim. İsterseniz buraya dair ilave birkaç şey söyleyeyim. Mesela ben ne yapıyorum? Böyle bir basit yapıda bu benim girişim olsun. Bir karşılaştırma işlemi yapıyorum. Değil mi? Burası çıkış. Bu basit bir karşılaştırıcı. Şimdi bunun ben şayet şu şekilde girişle çıkış arasındaki ilişkiyi çizmeye çalışırsam şöyle yapalım. Şu şekilde bakın. Bu yandaki soldaki yapıya karşılık olarak şöyle şu renk girişim olsun. Bakın şöyle bir sinüzoidal işaret girdiğimi varsayıyorum. Şimdi buna karşılık benim çıkışım ne olacak? Artı uçtan girdim. Evirmeyen uçtan girdik. işaretimizi. Dolayısıyla buna karşılık şöyle bir çıkış elde edeceğim. Değil mi? Önce pozitif değer. Sonra bu mantıkla ADC işleminin, ADC biriminin yapacağı işle ilgili çok temel bir aslında bize bilgi veriyor bu karşılaştırma işlemi. Çünkü niye ben bunu anlattım? İsterseniz şunu Üzerine ek olarak verelim. Ee, mesela notlarınıza var. Şimdi biraz sonra notlarınıza döneceğim. Sar ADC diye bir şey diyor orada. Sar ADC biriminden bahsetmiş. Sar ADC türünde diyor. Tabi bu ADC'leri detaylı tanıtmak konumuz değil. Yine küçük yazıyorum. Bakın bu birim bizim birimimiz bu değil. Sigma Delta ADC tipi var. Yani özetle değişik mimariler oluşturulmuş. Değişik yapılar oluşturulmuş. Bunlar, bu ADC'ler, bu yapılar kullanılarak da mikrodenetleyicilerin ya da harici tabii bu arada ADC birimleri de olabilir, ADC entegreleri. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu bilgilerin hepsi genel manada geçerli. Dolayısıyla işte bu bakın karşılaştırıcı veya buradaki yapı bizim karşımıza çıkıyor. Bu yapının benzeri notlarınızda da var. Ee, şöyle bir sayısal çıkış aldığımızı düşünelim. Burası isterseniz başka bir renkle çizeyim burayı. Burası sayısal çıkış olsun. Bu tabi çok basit ben çizeyim. Şurada bir e, clock işareti mantıken olacak. Bu yapının içerisine. Burada bir basamak yapı şimdi isterseniz çok kısa bunu da çizeyim. Basamak diyagramı diyelim. Bu çünkü temel olarak bu yapının bir karşılığı. Bu da karşılaştırıcı. Yani komparatör. Şimdi arkadaşlar bakın burada analog işaret geliyor. Giriş diyelim. Buradan bu birim bize çıkışı verecek. Nasıl veriyor? Yani çok basit temel olarak çizeyim. Şöyle düzgün çizmeye çalışayım. Kill Şimdi örneğin şöyle bir başlangıç anı düşünelim. Şöyle bir bitiş anı düşünelim. Bizim referans değerimiz var. Bu referans değerin bunu aştığı nokta benim için bu bilgi. Bakın arkadaşlar şu iki nokta arasında şunu rengini değiştireyim. Bu benim analog girişim. Siyah yazmışız. Siyah yazalım burada da. Analog giriş bu. Bu da basamak seviye. Buna bir şey yazmaya gerek yok. Bakın, ölçüm mantığı yani bu yapının şimdi çok da bir detayına girmek istemiyorum ama temel olarak bakın yaptığımız şey şu. Bir referansımız var, bir analog girişimiz var ve benim işte 12 bit burada bakın karşımıza çıkıyor. Şu basamakların toplamı 12 bit. Yani 12 bitlik bir çözünürlük aralığını burada bana veriyor bu. Yani 4096 tane basamak var gibi düşünebilirsiniz. Şuradan başlandığında şuraya kadarlık gelen kısmı ben sayarsam şayet ne kadarlık bir giriş uyguladığımı tespit etmiş oluyorum. Yani buradaki e, ...ADC'nin çalışma prensibi bu arkadaşlar. Yani söylediğimiz burada var olduğunu söylediğimiz birim... ...ADC birimi tipi itibariyle, yapısı itibariyle... ...böyle bir temel mantık söz konusu. Yani şu iki nokta arasındaki... ...mesela analog değerimiz farklı bir seviyede olsaydı... ...o aralığı ölçmüş olacaktık. Yani çalışma background'unda, arka planında... ...mantığı bu şekilde bu birimin. Tabi bu bilgiler... ...yani biraz daha konuyla ilgili kafanızda... ...biraz daha somut bir şeylerin şekillenmesi açısından... ...tabi bizim şimdi biraz sonra... Kullanılışında çok gerekecek mi bunlar? Gerekmeyecek ama bunları bilirseniz bunları anlarsanız biraz daha konuyu yani ezberleme bazı noktalarda gerekmeksizin daha iyi anlayabilirsiniz diye umuyorum. Evet genel anlamda sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tabi bu arada tekrar hatırlatıyorum her zaman bunu. Bizim buradaki birimimizi şimdi biraz daha belki benim bu çizdiklerimle iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, ADC temel olarak bakın Burada aynı bilgi var Temel bilgiler bunları tekrar edelim 12 bitlik bir ADC'ye sahibiz tabii 12 bit ne demek Şu demek bizim 4096 tane basitçe söylüyorum Parçaya bölme imkanımız var girişimizi Yani giriş referansımız örneğin Bunun yine e, grafiksel olarak Başka bir derste de bu tarafını anlatmıştım Onu yine buraya koyarım kart olarak O tarafına baktığınız zaman da 4096 parçaya böldüğünüzü düşünün. 4 voltluk bir gerilimi yani kabaca 4,096 voltu. Yani 1 milivoltluk kademelerle ölçüm yapabiliyorsunuz. Yani 1 milivoltluk hassasiyetleriniz var gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu 8 bit olsaydı hassasiyetimiz aslında inanılmaz şekilde düşmüş olacaktı. Yani 16'da birine inmiş olacaktı. Dolayısıyla bunlar bu seviyeler çok önemli. Bunu ıı, hatırlatayım. Ha tabii bir yerden sonra keşke o zaman daha mı yüksek olsaydı. Hayır, bir yerden sonrası sizin tamamen uygulamanızla da ilgili olarak anlamsız hale gelebilir. Çünkü sizin hassasiyetiniz, sizin devrenizdeki hassasiyet ona izin verecek mi? Yani siz 1 milivolttan daha hassas bir işareti devrenizde üretebiliyor musunuz ki bunu ölçmeyi bekleyeceksiniz? Biraz bunları da düşünmek lazım. Bu çizim üzerinden birkaç bilgi vereyim. Bunun üzerinde biraz düşünün aradan önce. Bakın temel olarak ADC birimimizi en basit şekilde anlatmaya çalışayım. Bu şekil 54 büyük hali de burada şekil 55 ufak tefek ayrıntılarının üzerinde vurgularız. Ama istersen şu şekil 55'ten göstereyim. Bakın çok basitçe söylüyorum. Girişim nerede benim? Burada neresi girişler? Bakın burası girişler. Harici girişler. İlk, yani bunda, burada da var girişler ama asıl mantık burayla ilgili olacak ilk anlattığımız bölümde. Çıkış nerede? Hani bir çıkış vardı sayısal çıkış. Bakın o da burada. Peki giriş bir tane değil. Bakın burada dikkat ederseniz girişler diyor zaten. Giriş kanalları diyor. 8 tane giriş kanalı var dikkat ederseniz. O zaman 8 tane de çıkış kanalı mı var? Yani çıkış ucumu var. Çünkü her bir ADC. Bakın analog bir işaret uyguluyorum ben. Değil mi? Bir bitlik. Daha doğrusu bir pinlik. Bir fiziksel hat lazım bana. Bu üzerine gerilim uygulayabileceğim. Analog işareti uygulayabileceğim ama bir tane hat yetmez bana çıkışta. Çünkü sayısal bir işaret elde ediyorum ve 12 bit lazım. Dolayısıyla bakın burada bir saklayıcı gerekir. 12 bitlik bir saklayıcım var. Tamam güzel. Peki 8 tane kanalım olduğuna göre burada 8 tane mi 16 bitlik ee, saklayıcıya ihtiyaç var? Hayır. Önce bunun cevabını verelim. Her biri bunların mantıken sırayla kullanılacağını düşünün. Yani ilgili saklayıcıyı kullandım. Sonra oradaki değeri aldım. Yani ilgili ADC birimini kullandım. O saklayıcı bana değeri üretti ilgili ADC girişi için. Sonra onu artık bir daha başka bir yerde saklayabilirim. Yani burada bekletmeyeceğim tabi. Burada durursa gider. Ama burada durmadıktan sonra istediğim yerde onu istediğim kadar saklayabilirim. Rem'in içerisinden tabi bahsediyorum. Mantık bu. Tabi burada yeni 3 tane saklayıcım var. Bunlara bakacağız. Yine data saklayıcıları var ayrıca. Bunların ne olduklarına bakacağız. Bunlar üzerine detaylı şekilde konuşacağız. Yine burada ilk e, anlatacağım şeylerden birisi ADC'nin çalışma hızıyla ilgili olacak. O noktayı yine söyleyeyim. Birkaç hususu isterseniz söyleyeyim. Biraz aradan önce kafanızda şekillensin, sonra devam ederiz. 12 bit e, benim ADC sonucum ama toplamda 12 bitlik bir saklayıcı kullanmıyoruz. Yani böyle bir saklayıcı yok zaten. Ya 8 ya 16 bitlik saklayıcılarım. 4 tane bit var artan. Yani boş kalıyor. Normalde saklayıcı da diye düşünebilirsiniz ama bu da boş kalmıyor. Bu da hangi kanalı ben ölçüyorsam onun bilgisini bana veriyor. Burada da aslında bir double check diyebilirsiniz buna. Bir teyit diyebilirsiniz. Yani hem kanalın bilgisini tamam o anda seçtiniz zaten. Siz biliyorsunuz ama aynı zamanda size bunu ADC de söylüyor. Yani daha doğrusu mikrodenetleyici de ilgili ADC biriminden bu bilgiyi alıp size söylüyor. Bu da pratikte, uygulamada e, önemlidir bu tür işlemlerin yapılmasında yarar vardır. Çünkü siz bir noktayı gözden kaçırabilirsiniz. Öyle yaptığınızı varsayarsınız ama iş öyle devam etmiyordur. Bunun teyidini almak, bunun doğrulamasını görmek çok önemlidir. O yüzden bunu bu amaçla kullanabilirsiniz. 3 tane saklayıcı var dedik. ADC-CON1, ADC-CON2 ve ADC-CON3. Burada ADC-CON3'ün diğerlerinden çok daha az öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Yine ADC çevriminin başlatılması diye bir başlığımız var. Burada hem ADC çevriminin nasıl başlayacağı ile ilgili mantık var. 4 tane temel ADC'nin başlatılması ile ilgili mantıktan bahsedeceğiz. Hem de e, bu çevrim süresi ile ilgili notlarınızda bir kısım bilgi burada daha var. Bunun üzerinde de dururuz. E, bu şekilde konuyu tamamlamış olacağız. Yani uygulama hariç olmak üzere e, bugün bu konuyu tamamlayacağız. Uygulama da şöyle söyleyeyim, zaman yetmeyecek diye varsayıyorum. Çünkü zaten e, henüz ADC daha bitmedi. Aynı zamanda dakı da ben anlatmam gerekiyor bugün size iyi bir planlama olabilmesi için. Çünkü haftaya kalırsa son dersimiz biliyorsunuz daha sıkışık bir durum oluşur. O yüzden e, dakı da anlatacağım ben bugün. Uygulamalar var, yeterince var aslında ama ilave olarak yine haftaya belki yapabiliriz ya da oradakilerinde aslında fazlasıyla geniş bir kapsamı size vereceğini söyleyebilirim. Dikkatlice oradakileri takip ederseniz ben yine buraya o uygulamaları size eklerim. Aralarda da onların bilgisini tekrardan veririz. Arkadaşlar ben burada kalmadık tabi bu konuyu henüz bu konuya geçmiyoruz. Yine ben bu konunun başına döneyim. Ana konu başlığımız ADC birimi analog sayısal dönüşüm birimi detaylarına birazdan bakacağız. Temel yönleriyle bu şekilde bu genel manada konunun içeriğini vermiş olduk. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. 5 dakika sonra görüşmek üzere.